Пойми меня и прошу, поверь мне. Другого выхода нет. Лео, умоляю тебя, уходи отсюда. Я не хочу навредить тебе, но ты пойми меня. Мне больно видеть тебя так. Ты так близко, но я не могу даже посмотреть на тебя. Кто-то идет. Алекс! Что с нами будет? Я уже не Алекс. Я Хуррем Султан. Если останешься здесь, оба умрем. Sultanım. Hünkârım. Ben şaşırıyorum. Sizi beklemiyordum. Hatice Sultan'la ilgilenmek istedim. Hayırlı havadisi alınca geleyim tebrik edeyim dedim. Leo Efendi resimler nasıl yaptığını anlatıyordu. Bitmedi mi hala burası? Paşa şu yukarıya biraz daha canlı renk yapmak istedi. Maharetli ellerinde bu sarayın çehresini değiştirdin. Senden bir isteğim daha var. Hemen sultanımızla olan resmi bitireceğim hünkârım. O ayrı, o resmi bitireceğiz elbet. Senden deri üzerine resim yapmanı istiyorum, otağım için. Başlayın, ben bilmiyorum ne otağı. Saray dışına çıktığımda, av yahut sefere gittiğimde kullandığım bezden sarayım. Çadır. Yatağımın üstüne koyacağım. Ona bakarak uyuyacağım geceleri. Senden benim için bir gökyüzü resmetmeni istiyorum. Gökyüzü? Evet. Bir yanda gece, bir yanda gündüz. Bir yanda beyaz bulutlar, masmavi bir gökyüzü. Diğer yanda karanlıkta parlayan ay ve yıldızlar. Hatice'm. Hünkârım. Kıymetlim. Hayırlı havadislerin beni pek bir sevindirdi. Allah analı babalı büyütmeyi nasip eder inşallah. Hünkârım, şeref verdiniz. Allah sizden razı olsun. Yalnızlığıma ışık gibi doğdunuz. Karnım acıktı. İbrahim'in şu meşhur masasında güzel bir yemek yiyelim. Hemen hazırlarız hünkârım. İbrahim bana söz verdi. Bizi acısıyla baş başa bırakmayacak. Hele şimdi baba olacağını öğrendi. Dönmesi zaruridir artık. Hatice nasıl hissediyor ben biliyorum. Hünkârım ne zaman sefere gitse... neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Paşa'nın mühim bir vazifesi var. Allah'tan tek dileğim vazifesini layığıyla yapıp geri dönmesidir hünkârım. Muhabbet kuşlarım. Aşkım nasılsın? Yine sevdiğini naz mı yapıyorsun? Bak, o güzel ötüyor. Sen de cevap versene. Git Leo. Sana yalvarıyorum, git. Sultanım. Nigar, gel. Bak şunlara. Ne güzel ötüyorlar. Bir şey mi var? Konuşsana, ne oldu? Mahidevran Sultan. Ne olmuş ona, ne yaptı yine? Ne zamandır söyleyeceğim ama... Nigar Kalfa. Senin yanında olduğum için beni düşman belledi. Şimdi sana bir şey mi yaptı yoksa? Yok. Ama yakındır. Korkuyorum. Korkma Nigar. Ben sağ oldukça kimse sana zarar veremez. Onun orada ne işi var? Bilmem. Herhalde Mustafa'yı almaya gelmiştir. Gideyim. Beni ararlar şimdi. Oğlum. Bakayım sana şöyle. Çok yakışıklı oldun. Abim nerede? Mustafa abini mi özledin? Hı. Düğün ihal gelsin. Seni abine yollayayım. Oynarsınız. Hı? Tamam. Neredesin? Ben çıkınca hemen arkamdan çıkıyorsun. Esma Hatun burada. Kızların yanına indim, bir ne var ne yok diye. Hep seni konuşuyorlar. Seni çok seviyorlar. Güzel. Sevsinler beni. Hünkârımız ava gidecekmiş diyorlar. Av mı? Senin haberin yok mu? Mustafa'yı da götürecekmiş yanında. Başka kim gidiyormuş? Hünkârımız Mustafa'yı yalnız götürmez. Mahidevran Sultan da gidermiş. Yani öyle dediler. Av nerede oluyor? Edirne'de. Günlerce sürermiş. Ava gitti mi dönmek bilmezmiş hünkârımız. Ne zaman gidiyorlar? Git öğren çabuk. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oğlum, şehzadelerin güzidesi Hünkârım, şeref verdiniz. Mustafa şimdi mektepte. Daha sonra oynarsınız. Tamam. Aslan parçası. Mustafa'yı ilk avına götüreceğim. Hı. Mehmet de gelsin. Hem Mustafa abisine çok düşkün. Beraber vakit geçirirler. Mehmet daha çok küçük. Ben de gelirim sizinle. Çocuklarla alakadar olurum. Tabii münasip bulursanız. Daha vakit var Hürrem. Bu mevzu bilahare konuşuruz. Hünkârım, rahatsız ediyorum lakin önemli bir havadis vardı. Hayırdır Sümbüla? İnşallah hayırlı haberlerdir hünkârım. İbrahim Paşa'dan mektup gelince tez elinize ulaştırmak istedim. Hünkârımız efendimiz, hürmetle ellerinizden öperim. Size hayırlı havadisleri yazmanın saadetini yaşamaktayım. Rodos'ta bulunduğum esnada Kadızade Mehmet Bey'den mektup geldi. Hain Ahmet Paşa ve ona bu isyanda destek veren beylerin kelleleri alınmış. Mısır'da isyan bastırılmış. Ben denizle Kahire'ye doğru ilerliyorum. Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin iradesinin tecelli etmesi, huzurun, asayişin sağlanması tek hedefimiz. Mehmet'i hazırladım. Eşyalarını da topladım. Hı. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Sen neden giyindin böyle? Mehmet'i yalnız bırakmayayım diye dedim. Esma Hatun alakadar olun Mehmet'le. Selim'le Mihrimah sana emanet. Sen sarayda kal. Hürrem Sultan, Sümbüla ile konuştum şimdi. Araba hazırmış. Hünkârımız çıkacakmış birazdan. Bırak biz alırız içeri. Yok olmaz. Ben yokken kimse bakmaz bunlara. Yazık ölmesinler. Hay Allah. Peki ver bana. Taşıyayım bari. Hadi ava gidelim. Acele etme aslan parçası. Önce bir yerleşelim, sonra. Hürrem. Gözümün nuru sultanım. Beğendin mi burayı? Hünkârım. Burası cennet. Keşke hep burada olsak baş başa. Hadi içeri geçelim. Dinlenelim biraz. Buraya da mı getirdin kuşlarını? Benim uğrum bu kuşlar. Ben nereye? Onlar oraya. Sesleri huzur veriyor. Çık çık. Sen de benim huzur, sevinç, neşe kaynağımsın. Ben de seni koyacağım kafese. Bir tane daha çek. Bırak. Al. Bir tane daha çek. Sümbüla'ya sabitle. Esma, yüzük yok. Nerede? Bilmem, görmedim sultanım. Elinizde değil miydi? Ya düştüyse? Kaybolursa ölürüm. Sultanım, sarayda mı unuttunuz acaba? Git odaya bak. Mücevher kutusuna bak. Bul, getir bana. Ressam Leon'un kabiliyeti malum. Döndüğümüzde ona bir vazife vermek niyetindeyim. Nasıl bir vazife? Saray nakkaşhaneye aldırırım. Maaş bağlatırım. Hem de elimin altında olur her vakit. Bu saraya bile resim yapabilir. Ne malum. Belki memleketine gitmek ister. Bizimkinden hala memleket nerede bulacak? Hı. Zorla tutacak değilim evet. Lakin ona ısmarladığım resimleri bitirmeden hiçbir yere gidemez. Açılmaz o kafes. Bırak, kaçacak kuşlar. Aç aç, olsun kuşlar. Mehmet, Mustafa, uyku vaktiniz geldi. Esma Hatun. Kafesi dışarı çıkar bahçeye. Hava alsınlar. Şehzadeleri de yatır. Geç oldu, uyusunlar. Benim gazelemi okur musun? Çok isterim. Miskim, amberim, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içre sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm. Şarab-ı Kevser'im, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Hürrem, sen ağlıyor musun? Geldiğimde o kadar çaresizdim ki. Denizden saraya çıkardılar bizi. Ne anne, ne baba, ne kardeş. Kimsem yoktu. Yapayalnızdım. Ölmeye bile düşündüm. Öfke vardı içimde. Kalbim hinçle doluydu. Sen bana bir aile verdin. Kimsesizlik bitti. Mehmet, Mihrimah, Selim ve Süleyman. Sen benim her şeyimsin. Bana bu saadeti sen verdin. Hürrem. Yazık olmuş. Keşke kuşları gece dışarıda bırakmasaydınız. Burası orman. Vahşi bir yer, hele ki geceleri. Hürrem üzülme, yeni kuşlar buluruz sana. Gidelim buradan baba. Annemi özledim. Hemen gidelim Hürrem. Siz payitahta dönün. Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Bir şey olacak kesin. Kötü bir şey. Uğulsuzluk bu. Allah'ım sen bizi koru. Hadi. Uğursuzluk yüzükle başladı. Bak, yüzük yok. Kayıp. Sonra kuşlarım öldü. Sultanım, vallahi aradım her yeri yok. Almamışız belli ki. Yolumuz uzun mu? Ne vakit annemi göreceğim? Mustafa, bak. Sen istedin, dönüyoruz. Yolumuz uzun. Annene kavuşacağım işte. Keşke hünkârımız da dönseydi bizimle. Esma. İçim daralıyor. Ne oldu? Neden durdu? Sultanım, isyan çıkmış. Sarayın kapıları yeniçeriler tutmuş. Kapılar kapalı. İçeri giremezsiniz. Olmaz, saraya girmem lazım. Sultanım, tek çare İbrahim Paşa'nın sarayına sığınmak. Devam et, yürü. Sultanım. Acele edin sultanım. Hemen saraya girmeniz gerek. Tutunun. Çabuk. Çabuk. Şehzadem. Şehzadem. Hadi. Hadi. Leo sultanım. Leo buradasın. Neden? Hala. Sadıka. Sultanımız nerede? O nasıl? Mustafa'm. Korkma. Hürrem, hünkârımız nerede? Bizi önden gönderdi. O da yolda. Ya ona bir şey olursa? Saraya gidemedik. Evlatlarım orada. Allah muhafaza. Hadi hemen yukarı çıkın. Odaya girin, sakın çıkmayın oradan. Hadi Hürrem yukarı. Hürrem hadi yukarı. Sultan hadi. Gel ya.